Hiç kendi işletim sistemimizi yazmayı düşündünüz mü? Yok Tabii ki de düşünmediniz. Düşünmeniz de gerekmiyor. Çünkü o kadar uzun ve zorlu ve imkansız neredeyse bir süreç tabii. Ama tabii ki de bu kanalda çok şey yaptık. Onu da yaptık, bunu da yaptık. Dedim ki artık Ekibimiz de büyüdü 30 bini falan geçtik. Dedim ki artık bu böyle olmaz. Artık işletim sistemi de yazmamız lazım. <laughs> Tabii ki de abartı bir işletim sistemi yazmayacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoyu çok beğeni çok yorum gelirse gerçekten bir Windows görselle benzer bir işletim sistemi yazarım. Bunda iddiasını burada ediyorum. Beğenip yorum yaparsanız belli bir beğeni geçerse beni de tatmin ederse yaparım. Bunu da böyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar öncelikle bu videoya geçmeden önce abone olmayı ve beğenmeyi videoyu unutma. Şimdi bir işletim sistemi yazmak. Çok zor. Gerçekten zor. Ama işletim sistemini tabii ki de Windows gibi Linux gibi böyle Ubuntu gibi büyük bir şey düşünmeyin. Çünkü ilk başta basit başlıyor bu işler. Mesela DOS sistemi gibi. Sonrasında siyah ekrandan çıkıp UI'lar geliyor. 95'te siyah ekran. 98'de Windows 98'de görselle ekran ekranlar geliyor. XP geliyor. O geliyor bu geliyor. İnsanlar zaten yıllardır geliştirerek geldikleri bir süreç. Ama biz de bunun 3'te yani 3'te 1'i çok ne öyle ya. %1 milyonda birini bile olsa yapabiliriz. Çok da zor değil. Ancak en önemli şey nasıl çalıştığını bilmek. Şimdi arkadaşlar bilgisayarlar nasıl çalışıyor? Burada en önemli şey CPU'muz aslında. işlemcimiz Bunlar nasıl çalışıyor? Arkadaşlar tamamen bir sıfırla çalışıyor. Yani 1, 0, 1, 0. Burada zaman darbeleri dediğimiz şeyler var. Bu zaman darbesi dediğimiz voltajın, gelen voltajın 5 volt yani bir olması ve sıfır olması, Sıfır volt olması. Böyle böyle dalgalarla gidiyor. İşlemcinizde yazar. 3 GHz, 5 GHz, 100 MHz falan filan değerler olur RAM'lerinizde falan. Bu şu demek. Saniyede 1 GHz'e 1 bir... mesela bilgisayar bunu böyle anlıyor. Tam evet, demek değil tabii. Bilgisayar bunu böyle anlıyor. Peki hocam biz kodu böyle mi yazacağız? Hayır arkadaşlar. Ee, küme seti dediğimiz şeyler var. Kod küme setleri. işlemcilerin desteklediği kod küme setleri var. Bunlar birazcık birbirlerine yakın. Mimariye göre hep carta curta göre bir sürü şeye göre değişiyor. Intel'de AMD'de değişiyor. Ama en çok belli başlı küme setleri var. Ve bunları bu komutlar işte move, add benzeri komutlar. Bunları neyle yazıyoruz? Bu aslında assembly ile yazıyoruz. Move diyoruz. Şunu şuradan al buraya gönder diyoruz. Move dediğimizde aslında biz arkaya 001100 gönderiyoruz mesela. Bunu aslında bu e, kodu yazdıktan sonra derliyorsunuz, bin diye bir şey çıkarıyor, bin diyor bir kod çıkarıyor ya da herhangi bir kod çıkarıyor, şey klasör çıkarıyor, dosya çıkarıyor. Onun içerisini aslında bu makinenin anlayacağı dile çevriliyor. 1010 diye gidiyor ama sen ne görüyorsun ekranda? Move görüyorsun. Onun bir üstüne çıkarsan CC++ C++ gibi bir üstündeki diller var. Bu üstündeki dillerde de ne yapıyorsun? İşte e, printf yazıyorsun, printf yazıyorsun, o arkada bunu assembly'e çeviriyor, sonra onu da 10'a çeviriyor. Bildiğiniz gibi bilgisayara yine bu 10 gidiyor bu ürettiğiniz için bu böyle çalışıyor. Yani bilgisayar bundan anlıyor. Peki biz nasıl yapacağız? Peki bu işletim sistemi nedir? Nasıl çalışır? Bilgisayara siz basıyorsunuz rana. Rana bastıktan sonra bilgisayar çalışırken şöyle oluyor arkadaşlar. Bilgisayar diyor ki çalışırken ben açılacağım evet diyor. Bilgisayar açılıyor. Ben neyi çalıştırayım diyor. Bilgisayarınızda format atarken daha çok arkadaşlar fark etmiştir. Bir BIOS BIOS'ta bir menü var. Önce BIOS'u da anlatabiliriz ama önce bunu anlatmak istiyorum. BIOS'ta bir menü var. Boot menüsü. Yani ben ilk neyi çalıştırayım diyor. Siz orada neyi çalıştıracağınızı söylerseniz onu çalıştırıyor aslında. Siz orada diyorsunuz ki şu diski çalıştır, şu SSD çalıştır ya da USB çalıştır diyorsun. USB çalıştır demenizin nedeni ne? Format atacaksınızdır. Formatı kurmuşsunuz da CD'ye atacağınız Windows'u. Bunu çalıştır ki diyor. Bunu çalıştırdıktan sonra kurulum yapacağım diyorsun. Bunu çalıştırdığında diskin en üstündeki aslında herhangi bir diskin ya da USB'nin ilk satırını okuyor. Yani ilk ilk dediğimiz aslında 512 byte bir kısmını okuyor. Oradan sonra diyor ki oradan sonra kodunuz çalışıyor ve oradan sonra ne yapmak istiyorsanız oraya yönlendir buraya yönlendir diyorsunuz. İşletim sistemi de böyle. BIOS ilk diskinizin ilk kısmını okuyor 512 byte oradan sizden veri alıyor ve siz diyorsunuz ki şunu çalıştır bunu çalıştır diye kodları oradan yazmaya başlıyorsun. Yani adamlar demiş ki bu bilgisayar açıldığında ne yapsın? Diskin falan ilk satırını okusun. Artık ilk satırda ne yazıyorsa onları çalıştırarak gitsin diyor. Siz de ilk satırdan başlıyorsunuz kodları yazmaya. O ilk satıra gidip Çalıştırıyor. Yazılımla uğraşıyorsunuz zaten biliyorsunuzdur. Main fonksiyonu var. İlk programı çalıştırdığınızda main fonksiyonu çalışıyor. Aynı bu mantık arkadaşlar. Çünkü bir şeyin başlangıç noktası olması gerekiyor. Aynı evrenimizin de başlangıç noktası olduğu gibi bunun da bir başlangıç noktası olması gerekiyor ki nereden başlayacağını bilsin. Biz de şimdi basit bir işletim sistemi yapacağız. Bu işletim sisteminde yapacağımız şey şu olacak arkadaşlar. Ee, burada biz o 5 son yıllık baştaki bayta bir şeyler yazacağız. Yani ilk oraya çalıştığında merhaba bu Hamza'nın işletim sistemi diyeceğiz mesela. Ve bunu Buildleyip isolayıp hatta sonrasında isolayabiliriz. Isoladıktan sonra bunu VMware, VirtualBox herhangi bir Hyper-V hatta Flash'a at. Kendi bilgisayarında çalıştır. Bilgisayarında işletim sistemi olmadan benim bu işletim sistemi açabiliyorsunuz. Zaten bu işletim sistemi demek oluyor. Yani işletim sistemi dediğim şey aslında BIOS'tan, BIOS'tan sonra çalışması gereken program. Yani aslında bizim Windows'ta bir program. Windows için de bir tane program açıyorsun. Program için de program açıyorsun aslında. Windows'ta aslında bir program arkadaşlar. Linux'ta aslında bir program. İşletim sistemi dediğimiz şey en altta çalışan bir program. Altta olduğu için mesela sen bir diski bir yere yaz dediğinde onu Windows karar veriyor. Diskin neresine, hangi noktasına yazacak, RAM'den ne çekecek. Bunlarla uğraşmıyorsun tabii. Sen tutuyorsun, kılıyorsun, atıyorsun, ne, ne yapıyorsan yap diyorsun. Tabii ki de arkadaşlar <laughs> böyle oluyor. Ee, onun dışında BIOS ne diyelim? BIOS da aslında bir ufak bir program ama e, BIOS bilgisayardaki donanımları falan çek ediyor. Donanımları falan çek ettikten sonra okeyse diyor ki artık BIOS'un içindeki boot menüden bakıyor. Listede ne var? Disk diskin 512. byte'ını oku diyor ve bitiyor BIOS'un işi. Windows açıldıktan sonra BIOS'la alakamız kalmıyor. Aslında aslında sonra Windows yüklenmeye başlıyor RAM'e falan. Sonra da Windows'u kullanıyorsunuz. Peki işletim sistemini nasıl yapıyoruz? Evet buraya geçmeden önce abone olmayı kesinlikle unutma. Hadi geçelim. Evet şimdi Kali'deyiz, Kali'de yapacağım. Bunu Windows'ta da yapabiliyorsunuz ama ben genelde Linux'ta çalıştığım için bunu size Kali ile göstereceğim. Ee, Hamza OS diye bir klasör oluşturdum. Önce e, burada bir terminali açayım. Terminali açtıktan sonra arkadaşlar e, bize şu arkadaş yazamıyorum. Hı. Bu arkadaş ve şu arkadaş lazım. Bunların kurulumları bakın bunun ne işe yaradığını birazdan anlatacağım. Bunların kurulumları arkadaşlar tabii APT ile yapıyorsunuz tabii ki de. Arkadaşlar bu e, şöyle kurarsanız direkt kuracaktır yerinde aynı şekilde şöyle kurarsanız böyle kurarsanız direkt kuracaktır. Kurulumların alt alta linklerini atarım, isterseniz e, internette de rahat ulaşabiliyorsunuz. E, öncelikle işletim sistemimizin e, run asm diye herhangi bir isim verebilirsiniz. Herhangi bir işletim sistemine herhangi bir e, isim verebilirsiniz o klasöre dosyaya. Şimdi biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Jump e, jump komutunu kullanacağız bu de. Bu sonsuz döngüde çalışmasını sağlayacak. Times diyeceğiz arkadaşlar. Burada 510 diyoruz çünkü 510 12. 512. 512. Ve ilk 512 okuduğu için biz buna 512 diyoruz. Şu arkadaşlarla birlikte 512'ye ulaşmış oluyor. Böyle bir isimlendirmesi yapısı var. DB 0 diyoruz. DB 0'a gitsin. 0x55 ve arkadaşlar 0xAA diyoruz. Bunun nedeni arkadaşlar bu kod aslında bütün işletim sistemlerinde başlangıç demek ki bütün işletim sistemlerinde de bu kod vardır. Bunu yazdıktan sonra işletim sistemi aslında boot oluyor, çalışmış oluyor. Yani diskin 512. byte'ına 512 ilk 512 byte'ına çalıştırmış oluyoruz. Bu çok basit bir aslında temel düzey bir işletim sistemi. Bak içinde ne alaka diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar biz bunu kapatıyoruz. Bunu kapattıktan sonra terminalde e, şu şekilde hazır kodumuz var. asm'yi run asm kodunu run.bin'e çevir diyoruz. Şu an run.bin çevrildi. Şu e, şeyle run.bin'i çalıştır diyoruz. Şimdi ben bu run.bin'i iso yapıp herhangi virtual box'a da atabilirim. Ama arkadaşlar insanlar çalışmak için hazır bir simüle, bir emülatör yazmışlar. X86 yani 16 bitlik bir simüle ediyor. Bu kodunuzu sanki CD ile boot etmiş gibi. Kendi bilgisayarınızda da bu bini çalıştırabilirsiniz bu arada. Bini bir dosyaya atıp herhangi bir flash'a atıp bilgisayarınızı çalıştığınızda çalışacaktır. Bakın arkadaşlar şu an booting hard disk diyor. Yani arkadaşlar şu an diyor ben boot etmeye başladım diyor. Benim bir e, işletim sistemini yakaladım diyor. Boot etmek dediği çalıştırmaya başladım diyor işletim sistemini. Tabii ki de şimdi diyeceksiniz ki diğer türlü ne olurdu? Mes Mesela mesela arkadaşlar şurada 54 diyelim mesela bunu yeniden boyut aldım yeniden çalıştırdım bakın patladı neden no bootable disk diyor? Yani böyle bir işletim sistemi falan bulamadım diyor. Siz eğer FreeDOS bir yani FreeDOS dediğimiz şey işletim sistemi olmayan bir e, laptop alırsanız ilk çalıştırdığınızda karşılaşacağınız şey bu. Çünkü bir işletim sistemi yok içinde. Bunun bir işletim sistemi olduğunu anladığı anda size e, ya tabii şu şey yapamadım. Tekrar boyut alacağım. Size şu çıktıyı verecektir. Booting hard disk. Diye. Arkadaşlar bu çıktı görüyorsanız bir işletim sistemine ulaşmıştır çalışıyordur. İşletim sistemi kurduktan sonra da run ettiğinizde bu ekranı görüp zaten Windows'a geçiş yapmış olacaksınız. Bu aslında temel düzeyde bir işletim sistemi. Temel düzeyde işletim sistemin üzerinde şunları düşüneceksiniz arkadaşlar. İşlemcinin içerisinde registerler var arkadaşlar. Registerler aslında birer kutular. Registerler kutu olduğu için şöyle düşünebilirsiniz. A AX'i mesela toplama çıkarma işlemleri yapacaksanız AX'i kullanıyorsunuz. Tabi sadece toplama işlemini yapıyor. öyle bir yöntem var. Tabi C++ kulların içerisine anlatırız. Mesela BX var. BX yer değiştireceksen ya da CX var. İşte bunlar aslında işlem yapılan bölmeler. Kutucuklar diyebilirsiniz. Bir iş yapacaksanız o işin yapılış şekline göre rejisterin içerisine atıyorsunuz. Şurada da mesela bize örnek bir kod göstermiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu veriyi alıyor. Bu başlangıç verisini AX'in içerisine atıyor. Bu şekilde yapmış mesela. Bakın şu aşağıya görüyor musunuz? Aslında defaultta standart bu var. Sonra repeat tekrar etme kodu var. 10 kere tekrar et diyor. Kaç kere tekrar edeceğini falan yazıyor. Sonrasında arkadaşlar ekrana yazacağınız şurada ekrana yazdıracağı bir çıktı var. Onu da şurada çağırıyor. Burada bakın başka rejistirler kullanıyor gördüğünüz gibi. Bunun amacı ne arkadaşlar? E, Siteye atıyor. stekten çekiyor. Bunları ayrıntılı anlatırız ama biz mesela bu kodu alalım. E, şöyle yapacağız. Bunu buraya yapıştıralım. Bu örnek standart bir işletim sistemi arkadaşlar. Ben buraya ne yazacağım? Hamza olsa hoş geldin. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şurada Hamza, Hamza Bin diyorum. Şuraya da diyorum ki Hamza nokta çalıştır diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık bir işletim sistemimiz var. <laughs> Tabii ki de bu videomuzun başlangıcı gerçekten güzel beğeni güzel şeyler gelirse bu videonun dibine kadar ekrandır Windows'tur başlat sistemidir Windows'a benzer bir işletim sistemi yazarım arkadaşlar. Tabi isterseniz istemezseniz çok önemli değil ama beğenirseniz yorum yaparsanız kesinlikle bunu yaparız arkadaşlar. Evet işletim sistemimizi tamam. Fazla ayrıntıya girmeden anlatmaya çalıştım. Ayrıntı isterseniz tek tek rejistrilerde anlatırım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bu videomuzu geçtik. Aslında ufak bir işletim sistemi yazdık diyebiliriz. Belki de işletim sistemi milyarda birini yazdık ama sonuçta başlangıç bir şeye başlamak her şeyin yarısından fazladır. Yarısını geçtik şu an sayalım. Tabii ki de böyle bir şey yok. Bizde sistemi o yaz yaz bitmez. Ama arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. gerçekten beğeni sayınız fazla olursa ben size bu işletim sistemini yazarım. ISO'sunu da veririm ve siz de kullanırsınız. Bu kendi işletim sistemimiz olur. Bu seriyi beğenirseniz gerçekten 10 numara çok da heyecanlıyım. Gümbür gümbür gideriz. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıda üyeliklerimiz, Discord kanalımız, Udemy eğitimlerim var. Hepsine bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.